Merhaba. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak tartışılırken Tayyip Erdoğan'ın adaylığı kesinleşti. Gelin ne dönüyor birlikte bakalım. MHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak istemiyle açtığı dava 3 gün konuşulup unutuldu fakat Özgür Özel'in tepkisi mühimdi. CHP Genel Başkanı selefi için kendini ortaya koydu. Önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Olması gereken bir tepkiydi bu. İlkesel bir tepkiydi. Boş özgür özel anca laf üretiyor. İcraatını görmedik lakin o kadar konuşacağınızı haftada bir böyle bir laf edin daha çok günlerde kalırsınız. Mühim olan konuşmak değil konuşulmaktır çünkü. Bunun için de eylem gerekir. Rivayet muhtelif Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak da içeren, seçim yetkililerine ahmak diyerek hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava istinafta sırasını bekliyor. İmamoğlu artık dayanamadı ve bunu hatırlatmak zorunda kaldı. Çünkü yalnız, çünkü rahatsız. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin açık ara bir numaralı adayı olduğu halde bu tellere basan yok. Ve 2019-2023 arasındaki benzer bir süreç işletiliyor. Farklı aktörlerle fakat gündem aynı. Halkın talepleri karşısında kulağının üstüne yatmış bir muhalefet var. Hemen erken seçim istemiyor. Erdoğan'ın adaylığına da aman mağduriyet oluşmasın diye yeşil ışık yakıyor attığımız adım, yaptığımız iş, söylediğimiz söz, birbirimize takındığımız tavır, vatandaşla konuşma biçimimiz bizi iktidara yaklaştırıyor mu, uzaklaştırıyor mu? Zaman akıyor, millet paletler altında eziliyor. Siyaset sonuçsuz tartışmalarla haftalarını, aylarını kaybediyor. Ve seçim günü gelip çattığında artık ne propaganda imkanı kalıyor ne de sandık güvenliğini sağlamak mümkün oluyor. Özgür Özel daha önce Kasım 2025 olarak telaffuz ettiği erken seçim tarihini enteresan biçimde 2026 ilkbaharına kaydırdı ve ekledi. Türk siyasi tarihine bunu bırakmak istemem. Erdoğan 23 yıl sonra aday olamadığı için gitti. Sonra bunu düzeltti. 6 ay kala erken seçime biz yokuz. Belki de Erdoğan'ı seçime razı etmek için onun adaylığına engel olmayacağız demek istedi. Fakat nereden baksan sıkıntılı. CHP genel başkanlık katı işi gücü bırakmış, Erdoğan'ın adaylığına kafa yoruyor. Birkaç hafta önce kulislerde Erdoğan'ın CHP'yi karıştırma planı yaptığı konuşuluyordu. Valla böyle bir genel başkanla bunun için çaba harcamasına lüzum yok. Kaldı ki CHP fena halde karışık zaten. Ekrem İmamoğlu parti politikalarından, normalleşme siyasetinden, Özgür Özel'in tutamadığı basit vaatlerinden, 31 Mart'ta yakalanan rüzgarın değerlendirilememiş olmasından fena halde rahatsız. Özgür Özel yanında konuşurken İmamoğlu'nun yüzüne bakın anlarsınız. Ayrıca Perde arkasına ihtiyaç yok. Kemal Kılıçdaroğlu önceki başkan diye geçiyor fakat eski başkanlar liginde değil. Özgür Özel eski başkanlarla ayrı, Kılıçdaroğlu'yla ayrı görüşüyor. Kılıçdaroğlu'nun ofisi bile geçen bir programda özel yayın konusu oldu. Kılıçdaroğlu ofisinin kapılarını ilk kez açtı. Mansur Yavaş sessiz güç olarak geçirdiği 2019-2023 döneminden çıkardığı derslerle bu defa daha aktif olacak fakat nereden başlayacağını henüz kestirebilmiş değil. Bir iletişim ve kampanya ekibi var mı bilmiyoruz. Varsa da etkisiz. Belediye başka iş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı başka. Adaylığıyla ilgili spekülasyonlardan rahatsızlığını saklamıyor fakat aday değilim demiyor. Yaşı ilerliyor önümüzdeki Mayıs ayında 70 olacak biriken tüm bu gaz son tüzük kurultayında patladı canlı seyrettik Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi sizlerle bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açıp siz de konuşun dendi. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine Ekrem mi? Mansur mu? Biz 14 tane büyükşehir belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız fitne ateşini biz de odan atmış oluyoruz. Senin rahatsız olacağın bir yerde onu duysam bilsem rahatsız olacağını konuşmamı yere atar konuşmam yerimde otururum başkanım. Hiç endişen olmasın yani. Özgür Özel'e gelince. 1 Haziran'da Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edeceğini söyledi. AKP'li Tuğrul Türkeş gitti görüştü o hala gidecek. Bundan 9 gün sonra ücret artışları için halkı her akşam 9'da ışıkları açma kapama eylemine çağırdı. Eylem o gün başladığı gibi bitti. CHP Genel Merkezi bile arkasını getirmedi. Böyle başlayıp bitiremediği veya söz verip tutmadığı nice konu var. Özgür Özel liderlik sınavından kalmıştır. Olmaz, olmayacak. Bunu CHP seçmeni, CHP'li vekiller genel Merkez de görüyor. Ne çare, kral çıplak diyen yok. Milletin bildiğini millete anlatma zamanları geçti. Millete daha fazla nasıl da geçinemediğini anlatma vakti geçmiştir. Bize bizi gören vatandaşımız bunu geç diyecek. Bana ne yapacaksın onu anlat diyecek. İyi geçinememesinin müsebbibinin kim olduğunu anlatmanın bir önlemi kalmadı. Millet onu biliyor zaten. 31 Mart'ta milletle buralarda el sıkıştık. Anlaşma tamam. El sıkışmamız gereken bir konu kaldı. Milleti içine düşürüldüğü bir çare durumdan biz çıkarırız. El sıkışmamız gereken bu. Biz çıkarırız. İşte millet henüz buna evet demedi. Ekrem İmamoğlu'nun geçen seçimden bu tarafa arasının limoni olduğu Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşması geçiştirilmemeli. Her ikisi de gidişattan hoşnut değil ve benim bu söylediklerimden çok daha fazlasına vakıflar. Mansur Yavaş şimdilik beni bu tartışmalara meze yapmayın diyerek mesafe koymuş görünüyor. O da sahaya inerse ki son kurultayda sesini yükseltti, Özgür Özel CHP Genel Müdürü olur. Bu sıfatı zamanında Erdoğan Kılıçdaroğlu'na takmıştı. CHP Genel Müdürü. Şimdi Özele daha çok yakışıyor.